Çeri Tekbaş'tan herkese selamlar, sevgiler. Bugün Çeri Tekbaş'a geldik. Burada güzel araçlar var, biliyoruz. Bunları çekeceğiz. Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max, Omada, bu araçları çekmeye çalışacağız. Ve fırsat bulursak da test yapmayı da düşünüyoruz. Eğer müsait araç varsa. Geçen günlerde Jeko 7'yi çekmiştik. Güzel tepkiler aldık, güzel yorumlar aldık. Gerek yorumlarda gerek Instagram üzerinden bana yazanlar da oldu. Arkadaşlar dediğim gibi umarım güzel videolar çekeriz kendimizce. Çok fazla teknik bilgiye de girmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece gezeceğiz, bakacağız, hissiyatlarımızı anlatacağız sizlere. Sizler de bu videoları izlerseniz, beğenirseniz, beğendiyseniz tabii ki yorumda yazarsanız arkadaşlar araçları nasıl buldunuz? Çok sevinirim. Şimdi içeri geçelim bakalım. Öncelikle arkadaşlar Çeri Tekbaş'a bu çekimlere izin verdikleri için çok teşekkürler. Arkadaşlar Çeri Tekbaş Mersin yolu üzerinde küçük dikili kavşağına hemen varmadan sağ tarafta, bunu da belirtmek istiyorum. Uzun zamandır ziyaret etmek istiyordum ama nasip olmuyordu. Bugüne nasipmiş arkadaşlar. İçeri girer girmez ilk dikkatimi çeken beyaz renkli Tiggo 8 Pro Max oldu arkadaşlar. Sizler de şu an aracı görüyorsunuz. Gerçekten yani albenisi çok yüksek, devasa bir araç. Bir an önce çekimlerim bitip bu aracı test etmeye heyecanım vardı. En sonunda arkadaşlar bu aracı da testimi yaptım. Kullanma şansım oldu. Araca bakalım arkadaşlar. Öncelikle boyutlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Bu devasa aracın boyutlarına hemen bakalım arkadaşlar. Uzunluk 4720, genişlik 1860, yükseklik 1705, aks mesafesi 2710, yakıt tank arkadaşlar 57 litre kapasiteli, bagaj hacmi ise 479, boş ağırlık arkadaşlar 1704 olarak verilmiş. Çok fazla teknik bilgiye girmek istemesem de arkadaşlar önemli birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Motor tipi turbo benzinli, direkt enjeksiyonlu, hacim ise 1598, 4 silindirli bir motora sahip ve 7 ileri otomatik bir şanzımana sahip. 4x2 önden çekişli olduğuna belirtmek istiyorum arkadaşlar. 0-100 testinde ise 10.6 litre, maksimum sürat ise 190 olarak belirtilmiş. Aracın gerek konfor, gerek güvenlik, gerek teknolojik olarak dop dolu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani teknik özelliklerde boş yer yok. Konfor özelliklerinden bazılarını okuyup arkadaşlar. Otomatik farlar, otomatik silecekler, ön koltuk soğutma, ön koltuk ısıtma, çift bölgeli otomatik klima, aydınlatmalı ön makyaj aynaları. Arkadaşlar sayamadığım bir sürü madde var. Bunları en sona ekleyeceğim arkadaşlar. Güvenlik olarak yokuş iniş kontrolü, akıllı hız sabitleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şerit konumlandırma asistanı, trafik sürüş asistanı. Teknolojik olarak da arkadaşlar sanal gösterge paneli, 24.6 inç bilgi eğlence sistemi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz CarPlay, Android Auto, standart ses sistemi, Sony ses sistemi, kablosuz şart. İç donanıma baktığımızda arkadaşlar 24 renkli ambiyans aydınlatmayı görüyoruz. Ön ve arka koltuk okuma aydınlatmaları, otomatik karanan iç ayna, deri direksiyon. Arkadaşlar bagaj bölümü aydınlatması, ön koltuklar arasında cepler. Dış donanım olarak da arkadaşlar bazılarından bahsetmek istiyorum. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, ön led farlar, arka stop led farlar, tavan rayları, yarı boy stepne, elektrikli ısıtmalı ve otomatik katlanır aynalar olarak belirtilmiş arkadaşlar. Elektrikli yan basamak ise opsiyon arkadaşlar, bunu da söylemek istiyorum. Tiggo 8 Pro Max'in sloganına bakar mısınız arkadaşlar? Benzersiz lüks ve üstün teknolojinin yeni adı olarak belirtiliyor. Arkadaşlar bu araç gerçekten üst segment olarak verilmiş. Lüks tasarım ve özelliklere sahip Tiggo 8 Pro Max tam size göre sunduğu üstün konfor, güvenlik ve hayatınızı kolaylaştıran özellikler ve beklentilerin ötesinde bir yolculuk deneyimi sizi bekliyor. Evet arkadaşlar gerçekten üst segment bir araç diyebilirim. Arka koltuklara da baktığımızda arkadaşlar gayet yeterli. Zaten devasa bir araç, alanı çok fazla. O yüzden sizlere çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Gerek diz mesafesinde gerekse baş mesafesinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar sizler gelip test edeceksiniz. Kararı sizler vereceksiniz. Umarım da gelir test edersiniz. Hangi aracı istiyorsanız, yani Tiggo 8 olabilir, Tiggo 7 olabilir, Omada 5 Pro olabilir. Hepsi şu an mevcut arkadaşlar. Hangisini isterseniz inceleyebilirsiniz ve testinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar araçta 9 hava yastığı olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu çok önemli. Daha fazla güvenlik, daha fazla koruma için bunu güzel düşünmüşler.
Sony ses sistemi var araçta, daha keyifli ve eğlenceli yolculuklar için. Kiko 8 Pro Max'i video sonunda test ettiğimi de arkadaşlar sizlere söylemiştim. Test sırasında bana büyük güven veren 540 derece gelişmiş görüş sisteminin var olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu gerçekten tüm araçlarda standart olması gereken bir durum olduğunu da düşünüyorum. Etrafınızdaki olup bitenlerden haberdar olabilmek için. Arkadaşlar aracı dediğim gibi testini de yaptım. Bu teste şimdi hep beraber gidelim. Benim yaşadığım heyecana sizlerin de ortak olmasını istiyorum. Şu an gördüğünüz Tiggo 8 Pro Max'in anahtarı arkadaşlar. Aracı açar açmaz aracın çalışıp kendini hazırlaması beni çok mutlu etti. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Detay gördünüz mü? Evet, test aracımız Tiggo 8 Pro Max. Ben düğmeye basar basmaz araç çalıştı ve klimayı açtı, doğru mu? Aynen. Bu uzaktan çalıştırma özelliği. Uzaktan çalıştırma, sadece tuşa bastık ve araç çalıştı, klimayı çalıştı arkadaşlar. Yani Jeko'da bunu görmedim. Onun özelliği var mı acaba? Sizin bilginiz var mı o konuda? O özellik açılabiliyor değil mi? Sonradan açılabiliyor. Evet arkadaşlar, şu an Tiggo 8 Pro Max'in içindeyiz. Anahtarı şöyle koyabiliyoruz herhalde. Araç konusunda dediğim gibi Jeko'da da söyledik. Çok fazla teknik bilgimiz yok ama test için iznimizi aldık. Testimizi yapacağız. Tiggo 8 Pro Max. Sizler de buraya gelerek Omada Pro 5 Pro ve Pro Tiggo 7 Pro Max'i test edebilirsiniz. Umarım gelirsiniz. Çakıyoruz. Hangi güzergah gideceğiz? Şöyle tutsam daha iyi. İşte yani karşıya alsın, şuraya alsın yeter. Koltuğu az ileri alma şansın var mı? Doğru, sen de bilirsin. Sol taraftan. Sol taraf. Koltuğu sol tarafından alabiliyorsun. Şu şekilde. Arkaya attı. Aşağı yukarı da. Çok güzel. Bu şekilde iyi. Şu an arkadaşlar sizler de biliyorsunuz, çok fazla teknik bilgim olmamasıyla beraber çok fazla da farklı araçlar kullanmadım. Gerçekten Jeko 7'yi kullandık. Bu ikinci aracımız olacak. Tiggo 8 Pro Max. Umarım kazasız belasız bir test olur. Dediğim gibi sizler de gelip testinizi yapabilirsiniz. Şu an aracımız çok yabancı olduğum için direkt ileri aldığımızda D'ye almış oluyoruz. Kendimize doğru çekiyoruz. Kendimize doğru. Bunu nerede görebiliyoruz? D. Evet, D1. Direktmen çalışıyor zaten. Evet. D'de aracı frenden çektiğinde araç gidecek. El fren olayı bunda da yok. Yok. Sinyalimizi verdik. Arkadaşlar ekrana hemen görün. Bakın bu sistem gerçekten çok önemli. Bundan sonraki araçlarda umarım olur. Etrafımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Jeko 7'de buna hayran kaldık. Bakalım Tiggo 8'de de hayranlığımız devam edecek mi? Zaten Cherry ve Jeko aynı patron diyebiliriz. Doğru mu? Evet. Dikkatli bir şekilde aracın yüksek olması gerçekten heybetli, bize güven veriyor. Çağlar Bey bize testimizde öncülük ediyor, yanımızda eşlik ediyor diyeyim. Ne tarafa gideceğiz? Direkt buradan düz devam ediyoruz. Her sinyal verdiğimizde, farklı hareket yaptığımızda ekrandaki araç simülasyonu görebiliyoruz. Aynen. Peki Tiggo 7 ile 8 çok mu farklı birbirinden? Yok, biri 5 koltuklu, biri 5+2 koltuk, yani 7 koltuklu. Onların kasa farkı da görüntü 22 olarak birbirine çok uzun. Benziyor ama aynen, 22 santim daha uzun, 5 santim daha genişliği var. Evet. 7'ye göre. Donanımsal olarak çok bir farkı yok zaten, özellikle evet. Olarak da aynı. Abi bana verdiği hissiyattan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten güven veriyor. Yüksek olması, SUV bir araç olması, D SUV değil mi bunlar? Aynen, D segment. Evet, D segment. Aracın güven vermesi çok güzel. Zaten eminim SUV araçlar çok daha fazla satılıyor. İlgi daha fazla var. Yoldan gözümü ayırmak istemiyorum. Çok fazla ekrana falan bakmak istemiyorum arkadaşlar. O konuda zaten biliyorsunuz benim hissiyat, sadece hissiyat için buradayız. Herkes için güzergah aynı mı oluyor? Evet. Güzergahımız aynı. Özel istek olabiliyor mu? Yani ben alacağım, bir gün bakacağım, gezeceğim, böyle bir şey olabiliyor mu? Yok. Öyle bir şey olmuyor. Teslim edemiyoruz tabii ki.
danışmanlar aracılığıyla işte böyle test sürüşü evet. yapılabiliyor. Işıklardan uzun bir şey yapacağız. Serbest mi burası? Nasıl alabiliyor? Onu geçebilirsin görsel. Şu an geçebiliyor muyum? Faslalı yanıyor. Evet geçebilirsin. Müsaade. Bakın arkadaşlar ekrana dikkat edin. Bu özellik 10 numara ve bütün araçlarda standart olması gereken bir şey. Şu an dip gaz yapma şansımız var mı? Ben şey yapabiliriz. 0.90 yapalım. Evet arkadaşlar şu an dip gazdayız. Evet 100. Çok iyi daha ne olsun. Yani böyle bir araçtan yani siz bunu değerlendirin arkadaşlar. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama bana verdiği hissiyat 10 numara. Bir de test aracı arkadaşlar. Yani çok fazla agresif hareket yapamıyoruz. Siz de gelip test edin. Tüm araçlar var. Kiko 7 Pro Max, 8 Pro Max ya da Omada 5 Pro Max. Pro Max değil mi o sadece Pro? Pro. Peki Max ne oluyor? Max'in özelliği ne oluyor? Makyajlı kasalarda. Makyaj olduğu zaman Max oluyor. Yani. Evet. Şu an hangi modda kullandık biz? Bir ekonomik modda kullandık. Bunu daha performansı arttıracak bir mod var değil mi? Tabii spor modu. Spor modu var. Değil. Sport mod. Bu da ne oluyor? Tepkimeyi kendisi ayarlıyor. Tabii. Oo, biz basmayalım abi. Gerçekten altımızda kaçıyor araba arkadaşlar. Devasa bir araba ama çok güzel bir kalkışı var. U dönüş yapıyor muyuz? Karşı. Tamamen U dönüş yapıyoruz. U dönüşümüzü yapıyoruz. Arkadaşlar bakın. Yaptığımız hareketlerde araç bizi her türlü uyarıyor. Yani alıştıkça kendi aracım olsa çok daha rahat kullanırım arkadaşlar ama dediğim gibi test aracı olduğu için çok temkinliyim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Chery tek başa bizlere bu çekim imkanını verdiği için çok teşekkürler. Biz sadece Tiggo 8 Pro Max'i test ettik. 7'yi de test edebilirdik ya da Omada Pro'yu da test edebilirdik. Ama sadece zamanımız kısıtlı olduğu için Tiggo 8 Pro Max'i test ettik. Sizler de buraya gelip 3 aracı da test etme imkanınız olacaktır arkadaşlar. Gerçekten güler yüzlü bir personele sahip, bilgi dolu personelleri hiçbir şekilde soru sormaktan çekinmeyen arkadaşlar. Öncelikle tabii ki randevu alırsanız sizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Araç hakkındaki de yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen yazarsanız çok sevinirim. Hala abone değilseniz de abone olursanız da daha çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.